temiz davranmak ve ihtimam göstermek bir gelenektir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, evet. Çevreyi tek kelimeyle özetlersek, çevre birinci demek, gelecek demek. Çevre yoksa gelecek yok demektir. Eğer çevreye sahip çıkmıyorsak, çevreye gerekli ihtimam göstermiyorsak, çevrenin koruma ve kullanma dengesini bozmuyorsak, gelecek var demektir. Tam tersi olursa gelecek yok demektir. Neye benzer? Harikiri, insanın kendi kendini yok etmesi, çevreyle yok etmesi gibidir. Eğer çevre yok ediyorsa kendini yok etmeye başlamış demektir. Onun için çevremize her geçen gün daha çok sahip çıkmamız gerektiğini yaşayarak görmekteyiz. O münasebetle bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen Sapanca Gölü ve çevreye duyarlılık etkinliği vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnsanoğlunun en baştaki görevi Mevlam'ın bizlere emaneti olan tabiatı, canlı ve cansız tüm varlıklara müşfik davranmak, sevecen davranmak, onlara layıkıyla sahip çıkmaktan geçmektedir. Biz toplum olarak doğanın, çevrenin, yeryüzündeki her bir canlının böylesine kıymetli olduğu bir medeniyetten geliyoruz. İşte insan ve çevre arasındaki bu ilahi ölçü bizim de hizmet anlayışımızın özünü oluşturmaktadır. Sakarya'mız ilk önce doğasıyla ön plana çıkmaktadır. Bizlere düşen sorumluluk ise bu doğayı koruyup gelişim için elimizden gelenin var gücümüzle yapmaktır. Bizler Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak her daim doğamızı ve doğanın mirası olan kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı kız kesmeden yürütmekteyiz. Doğanın bizlere mirası olan Sapanca Gölümüzde üstüne çok çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir husustur. Sapanca Gölümüzü ve çevresini kirlilikten korumak için paydaşlarımızla birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Çevreye olan saygı ve duyarlılık bilincini yaymak, tüm canlılar için yaşanabilir bir doğa elde etmek için gündüz gece demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir doğa bırakabilmek adına doğayı korumak, kirletmemek ve saygılı olmak bizlerin en büyük görevidir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bu bağlamda her birimize doğaya saygıyı ve sevgiyi hatırlatmasına, çevremizin korumasının öneminin anlamamıza vesile olmasını temenni ediyorum. Metin hep yerlere atıyorsun abi. Metin hep bak yasak yerlere.